Kerem, şöyle bir sorum olacak. Organize sanayi bölgeleri, emni mali müşavirlerin şey altında kanun gereğinde. Bu bağımsız denetçiliğe dönüştürülebilir mi? Ve yani bir ölçümünde yeminli mali müşavirler sistemi olumsuz hale getirebilir mi? Böyle bir soru. Diğer bir sorum da sitelerde olsun, sanayi bölgelerinde olsun, yani parayı, aidatları çok toplayan yerler var. Bunlar da vakıflar gibi, dernekler gibi bir denetime, bağımsız denetime tabi tutulabilir mi? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Elbette bu saydığın ihtimalleri, potansiyel bağımsız denetime tabi olmak, şey olan kurumları veya organizasyonların sayısını artırmak örneklerle mümkün. Burada tabi elde edilecek fayda ile maliyet arasındaki orantı çok önemli. Yani bir vakıf, bir dernek, bu vakfın derneğinin elinde bazı dernekler var ki muazzam. Kızılay Dernek, adı üzerinde Kızılay. İnanılmaz bir ağı var. Yurt içi, yurt dışı, yardımlar, bağışlar, gelen var, giden var. Ama dernek, bu da dernek. Siz sokakta gördüğünüz başka bir şey de dernek olabiliyor ama 3-5 tane üyesi olabiliyor. Şimdi o dernekler arasında bir sınıflandırma yapmamız gerekir. Bunu örnek olarak sunuyorum. Şu dernekle, Kızılay gibi bir dernekle 10 kişilik bir dernek arasında bir farklılık olması lazım. Hem mali denetim yönüyle hem ona getireceği fayda yönüyle. Ona yükleyeceğimiz maliyetle diğerine yükleyeceğimiz maliyet aynı olmaması lazım. Yani bu aynı hani elimizde kuşu tutarken sevmekle öldürmek arasındaki bir şey. O parmaklarının ne kadar güçlü uyguladığını sadece. Bu dernekte verdiği örneği diğer olaylarda da artırabiliriz. Daha da organize sanayi bölgeleri var. Muazzam. Yani Mersin taraflarında falan olanlar özellikle. Serbest bölgeler var. Muazzam jirolar var. Türkiye'nin ihracatında oransal olarak önemli bir paylara sahip. Oralarda bunları yapmak daha kolay. Ama aşağı doğru kriterler indikçe takım dirençlerle karşılaşıyorsunuz. Bunun en örneği, en güzel örneği de yaşanmış örneğiydi. Hani bu 2012'de bu TTK'nın tam yasalaşmasından önce TOBB'un, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin şirketlerin garayana getirmesiyle yaptığı o malum lobi. Eğer haddinden fazla bir takım şeylerle gittiğinizde veya gerçeklikten biraz korktuğunuzda karşı tarafı da ikna etmeden tek taraflı bir yöntemle gittiğinizde birileri tam böyle şeye geldiğini, ilk tarihine geldiğini inanılmaz bir manevrayla her şeyi tersine çevirebiliyor. O yüzden bunların hepsi bizim de önerilerimiz ve farklı yerlerden geliyor. POSGAP olarak geliyor, organize sanayi bölgeleri olarak geliyor. Ama bunları ilgili kurumların bu tür kurumları organize eden, düzenleyen örgütlerle birlikte değerlendirmek lazım. Örneğin organize sanayi bölgelerini düzenleyen Sanayi Bakanlığı'ndan ya da işte ilgili serbest bölgeleri düzenleyen Ekonomi Bakanlığı'ndan kurumlarla bunu istişare etmek lazım. Organize sanayi bölgelerinin bir kendi temsil organı varsa bunlarla irtibat kurmak ve herkesin üzerinde mutabık kaldığı oranlarda ve mutabık kaldığı şekillerde bir takvime bağlı olarak bir bağımsız denetimi yapmak lazım. Onlarla bunu getirmek lazım. Dediğinizin hepsi olabilir. Yeter ki tüm paydaşların önceden üzerinde çalıştığı, mutabık kaldığı ve kimsenin bunu bir angarya olarak görmediği bir yapı içerisinde uzlaşmayla halletmek kaydıyla. Bu dediğiniz gibi çok çeşitlendirilebilir ve potansiyel olarak da olabilir bir şeyler. Yeter ki yönetelim ve iyi planlayalım. Oraya bir şey ilave etmek istiyorum ben hocamızın olursa, özellikle site yönetimine de. Fayda maliyet açısından evet denetimle ilişkilendirdiğimizde çok büyük rakamlar olmayabilir ama daha ileriye götürdüğümüzde inşaat sektörünün daha hızlı gelişmesi, inşaat firmalarına olan güvenin arttırılabilmesi açısından da önemli. Ciddi yatırımlar yapılıyor. Orada yatırımı bulunan kişiler site yönetimlerinin usulsüzlükleri ki buna %99,999 diyebilirim. İlgi alanıma girdiği için söylüyorum. Usulsüz işler oluyor. Usulsüz faaliyetler olması nedeniyle orada yatırımı bulunan insanlar son derece rahatsız. Dolaylı olarak da işte firmalardan rahatsızlıklar başlıyor. Bu tip yatırımları yapacakken yapmayabiliyorlar. Yani dolaylı yollardan ciddi fayda sağlanabilecek bir konu.
Ama tabii maliyet... Maliyet olur, bir de şu hiçbir zaman... Sırf denetim açısından hani baktığınızda... Hiçbir zaman şuna engel yok. Sitenin denetimi veya sitenin kişiler bir araya gelerek bir bağımsız denetimi, ben bu sitenin hesabını denetlettirmek istiyorum diye ihtiyari olarak bir karar aldığında ona engel bir şey de yok. Ona engel bir şey yok. Ama onun dışında, onu da o şekilde yani denetlenmesi yani. Gerekir, rutine bağlanması gerekir. Çok ciddi bir sıkıntı. Çok teşekkür ederiz. Başka sorusu olan var mı? Var mı başka sorusu olan? Buyurun. Hakan Tosun. Bağımsız denetim kriterlerinin geçirmediği hususundaki tamamıyla burada inisiyatif şirkete bağlı. Kamu gözetim kurumu bu kriterleri geçirip geçirmediği veya hangi şirketlerin geçip geçmediği hususunda nasıl çalışma yapıyor? Şöyle bir çalışma yapıyor. Aslında bu birincil olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın uygulamasında bu. Çünkü PTK ile ilgili olarak da onun uygulanmasında yaşanan problemler ve eğer işte bağımsız denetime tabi olduğu halde denetlettirmiyorsa oradaki şirkete uygulanacak müeyyide maddesi var ama hani millet bağlarını göze alarak da denetim yaptırmıyor anladığım kadarıyla. O konuda Türk Ticaret Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkili. Çünkü TTK'nın uygulanmasından onlar gözetiminden sorulur. Kendileriyle bu konuda bayağı bir istişare de yaptık, yazılar yazdık. Onların sistemlerinde bazı sıkıntılar var. Hani bir takım projeler ve bilgi teknolojilerin üzerinden yürüyen yatırımları var. Bu konuda çalışmaları var. Ama hani şu anda maalesef şirketlerimizin ciddi bir envanteri, mali olarak o kriterleri yakalayıp yakalamadığı ile ilgili olarak envanterini takip etmekte bazı sıkıntılar olduğunu söylediler bize. Ama bununla alakalı olarak çalışmalar devam ediyor. Bizim yaptığımız, kendi adımıza yaptığımız bir çalışma şu. Ama bunun da hani teyit etmemiz çok mümkün olmuyor. Çünkü vergiyle alakalı bir takım şeyler olduğu için ne diyelim orada vergi mükellefinin gizliliği kaidesi devreye giriyor. Maliye Bakanlığı ile o konuda yaptığımız bazı görüşmeler oldu. Eğer oradaki engelleri aşılabilirse vergi mükellefinin gizlilikle alakalı aykırılık olur mu olmaz mı noktasında bir takım şeyler, problemleri ortadan kaldırılabilirse bir takım vergiyle alakalı verilen beyannamelerden elde edilecek bilgiler kullanılarak da gerçekten öyle bir problem var mı yok mu noktasında bir gözetim imkanı ortaya çıkabilir. Bu vaka, yani bunu biz her gittiğimiz yerde diyorlar. Ya adam denetlettirmiyorum, cezası ne kadar, işte şu kadar. Tamam, ben alırım o problemi üzerime. Bu bence en bunu halletmenin en güzel yolu. Sadece mali tablolar denetlenmemiş kabul edilir ifadesi anladığım kadarıyla yeterli bir müeyyide olmuyor. Oradaki mali külfet de göze alınabilir tarzda oluyor firmalar bakımından. Bunu biraz daha ağırlaştırmak lazım. Öncelikle müeyyideyi amaç edilen uygulamayı alabilmek için müeyyideyi artırmamız gerektiğini düşünüyoruz. O konuda da önerimiz oldu ama kanuni bir düzenleme gerekiyor. Yani ne diyelim algımızda farkındayız bu problemin problemle ilgili olarak ve ilgili kanallara bu karar alma mekanizmalarını, bu problemi ve uygulama önerilerimizi ilettik. Kendimizle Maliye Bakanlığı'yla dediğim gibi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sadece bizim kontrolümüzde olan bir şey değil. Evet, çok teşekkürler arkadaşlar. Evet, Bey, siz şöyle bir problem var Mehmet Akdeniz'e. Bağlama olarak çalışıp yetkilendirmeye başladığımızda şöyle sıkıntı oluyor. Mesleki deneyimi belgelendirme aşamasında uzun süre çalıştığı bir yerden ulaşıp belge alamıyorum. Onun yerine ben ticaret sicilden gazeteleri alıp yükledim ama böyle bir konuda problemler gelmiştir. Ya çok yaklaşım geldi. Nasıl? Genelde hani insanlar belgelerine ulaşamıyoruz. Şu tarzda belge var ama bu tarzda belge yok. Şu sosyal güvenlikten alın diyorlar. Aldıkları ya yeterli olmuyor ya bulamıyorlar dediğiniz gibi. Firmalar iflas etmiş oluyor. O konularda yani maalesef bizler de hani mevduat böyle yazdığı için çok fazla inisiyatif alamıyoruz. En güzeli bir şekilde bulabilmek. Ama özellikle bazı durumlar olduğunda hani arkadaşlarla, oradaki uzman arkadaşlarla, bir kere meslek mensuplarını, hak sahibi olmak isteyen arkadaşlarımızı bir araya getirip konuşturuyoruz. Ama onun dışında arkadaşlar da mevzuatla bağlı. Çünkü bu türlü olmaması gereken bir kişiyi yetkilendirme riskini almak durumunda kalıyorlar. Her olayı özel kendi içinde değerlendiriyoruz böyle durumlarda. O yüzden tavsiye bizimle irtibat kurun, mail yoluyla veya başka bir şekilde uzmanlarla bir görüştürelim. Çünkü herkesin farklı bir hikayesi var bu konuda. Teşekkür ederim.
buyurun. Yeni kurulacak denetim şirketlerine herhangi bir avantaj veyahut da teşvik edici takım yenilikler yapılabilir mi? Harçlarla ilgili veyahut da yeni kurulacak denetim şirketinin kendini mesleki olarak geliştirebileceği olanakların maddi olarak karşılanması için en azından böyle bir teşvikler yapılabilir mi, yaratılabilir mi? Düşünüyor musunuz böyle bir şey? Yani harçlar biz ilk başta aslında denetim şirketlerinden alınacak bir takım ücretleri yüksek belirlemeyi düşünüyorduk daha ilk başlarda. Sonra maliyenin aldığı harçlar önümüze geldi. Yani bu harçlar bayağı yüksek. Şimdi biz bu fiyatları alırsak meslek mensuplarını iki kere katmerli bir yumruk vurmuş gibi oluruz dedik. Biz kendi aldığımız o tutarları bayağı bir düşürdük. Yani maliye zaten alıyor diye. Ya azalttık ya da bayağı bir, ya sıfırladık ya bayağı bir düşürdük. Ama o hani tek başına bizim soruna çözebileceğimiz bir şey değil. Bahsettiğiniz teşvik demek, maliye demek, ilgisine göre başka kurumların devreye girmesi demek. O durumda da işte ne kadar teşvik, ne kadar mali gelirlerde, kamu gelirlerinde azalma oluyor, olmuyor. Tartışmaları ortaya çıkıyor. Ama benim hani bu konuda önerim şu. İnsana yapılan yatırım ilk başlarda maliyetli görünebilir ama hani bağımsız denetim sonuçta bilgiye yapılan yatırım. Bilgide hani sonra 4 tane sandalyeli masayla iş yapabiliyorsunuz. Yeter ki yeterince bilginiz olsun. Çok muazzam işler yapabilirsiniz. Teknoloji yoldu da daha çok bilgi ve mesleki bir hizmet. Bu konuda insanın kendini geliştirmesi çok da zor değil. Yeter ki bir istek olsun ve bir dernek olabilir, başka bir ağ olabilir. Onunla ilgili olarak kendini bir şeye dahil etsin. Orada birkaç yıl içerisinde okuyarak, takip ederek kendinizi çok hızlı bir şekilde geliştirebildiğinizi görüyorsunuz. Elbette yoğunluğunuz var, bir takım takvimleri yakalamak zorundasınız ama madem bu kadar bir yatırım yaptık, bu yola girdik, bunun hani ceremesini demek lazım, bunun maliyetine de bu şekilde katlanmak lazım. Devlet eliyle bu teşvikleri alayım, işte birimizin bir şey versin filan dediğinizde bariyerler inanılmaz miktarda geometrik bir hızla katlanarak artıyor. O yüzden söylüyorum. Yani yapılabilecekler, potansiyel olarak var öyle bir şey ama yapılabilecekler var, daha gerçekçi, belki daha uzun bir, daha kolay. Diğeri de ihtimal dahilinde ama olasılık dağılımına döktüğünüzde inanılmaz zorlaşıyor. Ve yapmak, dediğim gibi boyunu aşan konular olduğu